Estaizu billah. İnna Allah la yudî'u ecral muhsinîn. Allah iyilik yapanların iyiliğini hiçbir zaman zayi etmez buyuruyor. Onun için mesela bizim dilimizde işte iyilik yap ki balık bilmezse halik bilir ifadeleri ve benzeri ifadeler oldukça yaygındır. Onun için buralara gelmek, hem dinlemek, hem konuşmak, hem bildiklerini paylaşmak bizim esasen Peygamberimizin peygamberi bir gelenektir. Tebliğ işin esasıdır. Osman Hocam'ın dediği gibi tevhidin esası tebliğdir. Aksi halde bu İslam dünyası, bugünkü ümmet herhalde olmazdı. Aksi bir durum olsaydı. Çünkü Peygamberimize gelen oku emrinin akabindeki diğer faaliyetler, işte o tebliğin nasıl yapılacağını gösteren metotlardır. Ve onun ilmek ilmek işlenmesidir. Şimdi böyle bir dönemin başlangıcında İbnül Arabi'nin seçilmesi bence çok isabetli bir aslında seçim de olduğunu düşünüyorum. Biraz düşününce öyle olduğuna kendi içimden böyle bir ses dedi ki yani İbnül Arabi bizim kültürümüzün yoğrulmasında, oluşmasında, Anadolu'daki Türkistan kültürünün şekillenmesinde önemli bir paya sahip. Bunun popüler tarafı şimdi işte Diriliş dizisiyle biraz daha fazla, şimdi gençlerimiz, insanlarımız biraz daha fazla hissediyor. O tenkit ediliyor. İşte orada şöyle oldu, böyle oldu, uçtu, kaçtı. Bunlar çok yanlış ve hakikaten şeyden uzak değerlendirmeler, insaftan uzak değerlendirmeler. Çünkü oradaki anlatılmak istenen veya bu gibi şeyleri biz kendi gençliğimize bir şekilde bunları anlatmamız lazım. Yani bu manevi iklimin bu temel taşlarını bir şekilde işlememiz lazım. Yani Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin hani bir meşhur ifadesi var. Diyor ki, enbiya-u evliyaya istinadım var benim. Yani peygamberlere ve velilere benim, ben onlara dayanıyorum. Yani onlarla bağlantım var. Dolayısıyla işte o bağlantıdır ki İstanbul'u 29-21 yaşında fethini sağlamıştır. O bağlantıdır ki işte bir cihan hakimiyeti mefkûresinin neşv-ü nema bulmasının temelinde ona büyük bir mazhariyet kazandırmıştır. O sebeple bunları bizim daha iyi fark edip işi ehlinden, pınarın kaynağından bu işlerin nasıl çıktığını müşahede edip onları almakta fayda var. O bakımdan Muhiddin İbn Arabi Hazretleri bu kaynaklardan birisidir. İşte o kaynağın bazı şeylerini burada, katrelerini beraber paylaşacağız inşallah. Şimdi ben hem genel bilgi vereceğim hem de insanı kamil anlayışı noktasında biraz daha ağırlıklı olarak sizinle bu sohbeti beraber sürdürmeye çalışacağım. Şimdi İbnül Arabi zaman zaman farklı şekilde de ifade edilmiştir. Mesela bizim felsefe alanında bilhassa İbnül Arabi ile ilgili bunun batı felsefesiyle mukabili vahdet-i vücutçuluğun düşünüldüğünde panteizmle bağlantılı olarak adlandırılır. Oysa panteizm batı kültürünün, Hristiyan kültürün Tanrı anlayışının, onların kutsallarının kendi içerisindeki bir uzantısıdır. Vahdet-i vücutçuluk farklı bir şeydir. Yani o konuda bizim Türkiye'deki işte İslam felsefesiyle uğraşanların bir kısmında da bu yanlış devam ediyor. Çünkü vahdet-i vücut fikri ve fikriyatı batıdaki o panteizm yani Allah'ı eşyanın içerisine girgin vaziyette görme fikrinden çok farklı bir şey. Yani la mevcude illallah derken kastedilen
oradaki Batı'nın panteizminde kastedilenden çok daha farklı bir şey. Biraz sonra onlara biraz daha ayrıntılı yer vermeye çalışacağız. Tabii çeşitli kendisine atfedilen lakaplar da var. Mesela bunlardan birisi Eşşeyh el-Ekber, yani büyük şey kavramı, lakabı var. İbnül Arabi diye daha çok eserlerinde kendisi mahlasını kullanmış. Bunun yanında İslam dünyasında en çok tasavvufta gezen ve üreten, ondan sonra bizim önemli isimlerimizden birisi. Mısır'a gitmiş, Suriye'ye gitmiş, Anadolu'nun çeşitli yerlerini gezmiş. Kendi ifadesiyle, kendisi de işin farkında tabii ki, o mana aleminin eğer ki bu kadar ilerisinde bir şeye sahipse, behreye sahipse elbette ki onun da farkında. Kendisi şunu diyor, diyor ki tasavvufta kutupluk derecesine varmış, kevni ilimleri bilen birisi olarak kendisini de niteliyor. Yani bunun da farkında. Yine kendi ifadesine göre kendi devrindeki pek çok İslam bilginiyle de karşılaşmış, onlarla sohbet etmiş. Bunların en ünlülerinden birisi İbn-i Rüşd'dür. Bildiğiniz gibi aslında İbnül Arabi Endülüs'tedir. Endülüs, İslam tarihinin en kadire uğramış memleketlerinden biri olmuştur. Oradaki İşbiliye, efendim ve diğer İslam beldeleri, Kurtuba ve benzerleri 1400'lü 1500'lü yıllarda en nihayet, daha önceden de çok tasallüte maruz kalmış ve en nihayet ondan sonra Katoliklerin eline geçmiş ve büyük bir kıyma maruz kalmış. İşte bir tek iki, şimdi orada şey var, bazı tarihi kalıntılar var. Onları çıkarmaya çalışıyorlar. İşte Batı'nın kendi ne kadar bunları yapabiliyorlarsa. Bir de iki tane, bir saray var, bir de cami-i kebir var. Bunlar kalmış ve cami-i kebirin ortasına da koca bir kilise kondurmuşlar ama dolayısıyla onu da kondursalar o caminin heybetine hiçbir zarar veremediklerini söyleyebiliriz. Gidenlerimiz daha yakından görürler, görmüşlerdir. Şimdi tabii Muhyiddin İbn Arabi'nin diğer taraftan önemli kendi şeyine baktığımızda bir kere daha çocuk yaşta mükâşefe ilmine ve ilhama dayalı bir takım kendisinde şeylerin zuhur ettiğiyle ilgili çok güçlü rivayetler var. Kendisi onu yine kendisinden kendisi anlatıyor. Bunları nasıl bir takım mükâşefe ve murakabe neticesinde bir takım keşiflere ve kalbindeki uyanıklıkları yaşadığını kendisi ifade ediyor. Tasavvuf onun düşüncesinin en esaslı tarafıdır. Zaten eserleri baktığınızda iki temel gruba ayrılır. Bir tasavvufi eserler, bir de diğer kelam, fıkıh gibi eserler. Tasavvufi eserler ağırlıklıdır. Mesela ona atfedilen 20 yaşına kadar normal rutin eğitimini tamamlıyor. 20 yaşından sonra hem gezileri başlıyor hem de daha dini ilimlerde, tasavvufta daha derinliğine bir seyri sülükü yaşıyor. Şimdi o eserleri yaklaşık 500 civarında eserinden bahsedilir. Bu çok yüksek bir rakam. Bir kısmı efendim risale türü dahi olsa bunlardan bugün 200 civarındaki eseri bugüne gelmiştir. Şimdi mesela bunlardan Futuhat-ı Mekkiye, bunlar çevrildi. 36 cilt. Büyük bir külliyat. Hemen her konuyla ilgili şeyleri, mesele bahislerini bulabilirsiniz. Biraz sonra yine ifade edeceğiz. Mesela Sadreddin Konevi'nin, Konevi
Muhyiddin İbn Arabi'nin öğrencisidir. İbn Arabi'nin şeyi söylüyor. İbn Arabi bir rüya görüyor ve bu rüyanın neticesinde Fusus-ül Hikem'i yazıyor. Fusus-ül Hikem şu eseri, yani o rüyanın neticesinde kaleme aldı ve burada büyük ölçüde hem alemi mana hem de maddi alemin bazı gizemli noktalarını kendine göre anlatıyor. Şunu hemen söyleyeyim. Yani Muhyiddin İbn Arabi bizim düşünce tarihimizde sembolizmi en çok kullanan, yani sırrul esrar dediğimiz şeylere en çok kullanan düşünürlerimizden, büyüklerimizden birisidir. Mesela yine biliyorsunuz Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine giderken Şam'a uğramasıyla ilgili ona atfedilen şöyle bir söz var. Diyor ki, اِذَا دَخَلَ السِّينَ اِلَى الشِّينَ زَهَرَ سِرِّ مُحِدِّينَ. Yani sin şına girdiğinde Muhiddin'in sırrı açıklanacak, ortaya çıkacak diyor. Buradan kastedilen şu, yani Sultan Yavuz Sultan Selim Şam'a girdiğinde, Mısır'a giderken orada şeyin kabrini tespit ediyor. Muhyiddin İbn Arabi'nin kabrini tespit ediyor ve onun işte bugün Şam'da metfun olduğunu hemen hepimiz biliyoruz. Şimdi bu türlü şeyler, yani daha çok sembolik, remzi ifadeler İbn Arabi'nin hemen hemen bütün eserlerinde var. Diğer taraftan mesela yine bu tamamen tasavvufi, aynı zamanda ağırlıklı bir eser. Futuhat-ı Mekkiye de öyle, 36 cilt. Keza şu Marifet kitabı yine aynı şekilde büyük ölçüde tasavvufi fikirleriyle meydana getirilmiş bir eser. Kitab-ül Marife. Diğer taraftan şöyle yine orta boy eserleri de var. Şurada iki tane risalesi var. Fena Risalesi tamamen tasavvufi bir eserdir. Yani baştan sona okuduğunuzda, belki biraz sonra fırsat olursa ondan, bunlardan metinler de sizlere arz etmeye çalışacağım. Şu Arzuların tercümanı biraz daha şiir şeyinde, formunda eser. Diğer taraftan Hakikat ve Tefekkür yine İbnül Arabi'nin bir başka hem tasavvufi hem de fikriyatını anlatan başka bir eseri. Buna benzer pek çok eserleri var. Bunların büyük bir kısmı da, yani çok büyük kısmı olmasa bile en azından 20-30 tanesi Türkçe'ye çevrildi. Onlar da bir hizmet veya onlar da bir en azından kazançtır diye düşünüyorum. Şimdi İbnül Arabi'nin tasavvufi geleneği ailesinden aldığı ifade edilir. Yani ailede böyle bir damar var. O damardan tasavvufi özelliklere sahip olduğu ifade edilir. Hem kal ilmi, yani şeriatın zahiri ilmi, hem de hal ilmi, yani mükaşefe ve mana ilmine dair İbnül Arabi'nin pek çok şeyhi de ve bilgini de tanıdığından söz edilir. Biraz önce sözünü ettiğim işte İbn-i Rüşd hem hemşerisi hem de hem asrıdır. Endülüs'te her ikisinin de, hatta Musa bin Meymun aslında bir Yahudi filozoftur. Maymonides diye geçer. O da Endülüslüdür. İşte Arapça okumuş, Arapça yazmış. Ama kendi dinini de, inançlarını da, akidelerini de o çerçevede sürdürmüş birisi. Bunların aşağı yukarı o da aynı dönemlerde yaşamış biridir. Endülüs'te bunların o şehirlerde, deminki söylediğimiz gerek İşbiliye, gerekse Sevilla bugün işte dedikleri şehir, ondan sonra Kurtuba'da ve diğer yerlerde heykelleri var. Onları yaşatmaya çalışıyorlar. Oradan tabii kendilerine göre bir, aynı zamanda da turizme kendileri açısından İspanyollar bir şey kazandırmaya çalışıyorlar. Şimdi aynı zamanda pek çok şeyhle de görüştüğü ifade edilir. 1194'te
Endülüs'te 94'e kadar Endülüs'te yaşamış. Daha sonra Kuzey Afrika'dan Afrika'nın çeşitli yerlerine gitmiş. Nihayet 1194'ten sonra yani 30 yaşlarında Tunus'a gidiyor. Daha sonra 1199'da hacca gidiyor ve bu hacca hac ziyaretinden sonra memleketine artık hiç dönmüyor. Yani Endülüs'e hiç dönmüyor. Kabe civarında 2 yıl kadar kalıyor. Burada yine manevi pek çok şatahat yaşadığı ifade edilir. Şatahat bunlar tabii bir takım tasavvufi tabirler aynı zamanda kavramlar. Yani kişinin cezbe halinde yaşadığı bir takım olağanüstü durumları ifade etmek için kullanılan bir kavram. İşte bu durumlarda zaman zaman bazı sözleri, demin başta söyledik ya, bazı sözleri yanlış anlamaya müsait sözler oluyor. Yani İbnül Arabi'ye büyük ölçüde ilmi zahirin sahibi olan bilginlerin yönettiği tenkitlerin başında özellikle kelamcıların bu gibi şeyler vardır. Yani bunlar şer-i şerife uymuyor şeklinde. Mesela şöyle söylediği, onun şöyle bir beytine atıf yapılır. Diyor ki Şeyh-i Ekber, Allah'ın Kâbesi zatımızdan başka bir şey değildir. Bu belki hani var ya, la mevcude illallah. Allah'tan başka varlık yoktur. Vahdet-i vücutçuluğun esası da bu kavrama dayanır. Bu, tabii bunu eğer ki o kal ilminin vermiş olduğu bir takım ölçülerle düşünür ve o mizana vurursanız, burada tabii ki sıkıntı olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama işin diğer tarafını ihmal etmemek lazım. İşin bir de o tarafına bakmak lazım. Şimdi öyle bir tarifi de var zaten. İnsandan neyi anlıyor? İnsan, şimdi Kur'an-ı Kerim'de insanı Cenab-ı Hak yeryüzünde kendi halifesi olarak ilan ediyor. Yani yeryüzünde Allah-u Teala'nın halifesi, halife nedir? İşte Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde kendisine vekil yaptığı canlıdır, varlıktır. Bunu bir başkasına yapmıyor. Diğer bütün canlıların hiçbirisine böyle bir şeyi Cenab-ı Hak layık görmüyor, insana layık görüyor. Hangi insana? İşte o insan farklı bir şey. Yani o insanın özellikleri biraz daha işte bu durumda farklılık gösteriyor. İşte bunu eğer ki bu şekilde ifade edilir, alınırsa bunda siz sıkıntı görebilirsiniz. Ama o şatahat hali, vecd hali, istirak hali dediğimiz hal, o hal ilminin durumu herhalde biraz daha farklı olmalıdır. 1204'lerde Anadolu'ya geçiyor. Önce Konyalı hacıların hac mevsiminde kendisini Konya'ya davetleri neticesinde ondan sonra Konya'ya gidiyor. Sonra 1204'te bir iki aylığına Malatya'ya gidiyor. Tekrar 1210'da Konya'ya geliyor ve 1230 yılında Şam'da artık hayatının kalan kısmını geçirdiği ifade edilir. Gerek Muhyiddin İbn Arabi, gerekse öğrencisi Sadreddin Konevi, İbn Arabi mesela özellikle yine tasavvufi literatürde, kavramlarda önemli bir yer tutan zevki marifetlere dair, yani bu istihrak vecd halinin anlaşılması veya onun idrak edilmesine dair çeşitli müritlerine tavsiyelerde bulunur. Hatta denilir ki Sadreddin Konevi şeyhe bağlı olan pek çok müridana şeyhin bazı kitaplarını, risalelerini okumamaları gerektiğini söyler. Çünkü bildiğiniz gibi bu gibi şeylerde, yani siz bu konuları muhtemelen bazı arkadaşlarımız daha iyi biliyordur. Yani eğer Nisan yağmuru derler şeyin ağzına girerse
efendim yılanın ağzına girerse zehir olur. Eğer balığın midesine girerse ince olur derler. Şimdi eğer şeyi neşteri doktor kullanırsa insanın hayatını kurtarır. Eğer onu bir katil kullanırsa insanı öldürür. O bakımdan bu gibi meseleler biraz daha hakikaten dikkat isteyen meseleler. Türkiye'mizde işte bunun için zaman zaman hepimizin şikayet ettiği şeyler iş ehline verilmediği zaman işte ülkemizin bugünkü durumunun en büyük işte bu hususu izah eden göstergesi bugünkü hadiseler maalesef. Sadreddin Konevi zaman zaman bu ikazları müridana yaptığı ifade edilir. Şimdi demin söylediğim gibi yani eserlerinin ağırlıklı kısmı tasavvufi, diğerleri de hem fıkha dair, kelama dair ve hadislere, hadis ilmine dair eserleri. Şimdi Şeyh-i Ekber bütün İslam sufileri gibi insan aklının çok mahdut şeyleri idrak edebildiğini söylüyor. Yani akıl sınırlı bir güce sahip. İşte bu sınırlı güce sahip olan akıl özellikle bunu vurguladıktan sonra futuhatta üç türlü bilgiden insan için söz ediyor. Birincisi bir kere akılla idrak edilen bilgiler vardır. Yani aklın idrak ettiği bilgiler akıl bilgisi olarak niteliyor İbnül Arabi. İkincisi bir de duyuların elde ettiği bilgiler var. Bu duyuların elde ettiği bilgiler akıl bilgilerinden önce gelen bilgiler. Bir de üçüncü bir bilgi türünden bahsediyor. Sırların bilgisi. İlmül esrar dediği sırların bilgisi ki bu özellikle mukaddes ve emin ruhun kalbe üflediği bilgidir diyor. Mukaddes ve emin ruhun kalbe üflediği bilgi. Yani bütün bunlarda da yine o gizemliliği ve remzi, sembolizmi üstadın ifadelerinde görebiliyoruz. Şimdi mesela Gazali ile mukayese ettiğimizde İbnül Arabi'yi şöyle önemli bir farkı görüyoruz. Belki başka farklar da vardır ama bu bağlamda ifade etmek gerekirse Gazali filozofları tenkit eder. Mesela Tehafütül Felasife'de İmam-ı Gazali filozofların 20 konuda çok büyük hataya düştüklerini söylüyor. 3 konuda işte onların İslam dışına çıktıklarını söylüyor. Sahip oldukları fikirler itibariyle. Kim bu filozoflar dedi? Gazali biliyorsunuz 1109'da vefat etmiştir. Gazali'nin vefat ettiği yılda henüz İbn Rüşd doğmamış. Ya da onun vefat ettiği yıl doğmuş. Ama bunun filozof dediği isimler, İslam filozofları Farabi ile İbn Sina'dır. Tenkit ettikleri. Çünkü Farabi 950'de vefat etmiş. İbn Sina 1037'de vefat etmiş. Onları tenkit ediyor Gazali. Fakat İbnül Arabi filozofları tenkit etmez. Yani onları reddetmez. Bilhassa özellikle İbn-i Rüşd'le görüşmesinden sonra filozofların bazı gerçekleri bilebileceklerini söyler. İşte bu hikmet dediğimiz şeyin aslında bu manada filozofların bir kısmının bu hikmete belki hikmet dairesinde bazı şeyleri anlayabileceklerini ifade ediyor, bilebileceklerini kabul ediyor. Diğer taraftan Şeyh-i Ekber mesela Hakikat-ı Muhammediye, Hakikatul Hakaik, El Aklul Evvel, El Arş, El Ruhul Azam, El İnsan, El Kamil gibi ifadelerle bunları, bu kavramları çok kullanıyor. Bu kavramları kullanırken bunları zaman zaman hem buradaki normal lugavi manalarında, ıslahi manalarında kullanıyor. Hem de zaman zaman bunları işte o remzi dediğimiz aslında bunları ifade ederken başka şeyleri söylediğini
görüyoruz. Başka şeylere işaret ettiğini görüyoruz. Eserlerinde bu türlü kavramları çok kullanıyor ama dediğim gibi bu kavramları çeşitli açılardan, farklı şekillerde çok ciddi manada kullanıyor. Zaman zaman birbirleri yerlerine de kullanabiliyor. Hakikatul hakaik, hakikati muhammiyetiye yerine hakikati, hakikatul hakaik, hakikatlerin hakikati ifadesini kullanabiliyor. Akli evvel el arş, el ruhul azam derken onları yine birbirleri yerlerine kullanabiliyor. İnsanı kamili bunlarla zaman zaman bunların yerine kullanabiliyor. Bu türlü düşünceleri de var. Yine onun bu tasavvufi gelenekteki düşüncesine göre vahdette şunu söylüyor. Hani biz o vahdeti vücut dediğimiz şeyin içerisinde, kavramın içerisinde vahdette Allah'tan ahadiye ve vahidiye hasıl olmuştur diyor. Yani ahadiye bir olma, vahidiye birlik. Yani bunların hepsinin kaynağını Cenab-ı Hak olarak gösteriyor. Çünkü o birdir. Dolayısıyla bu birlik bir silsile yoluyla da işte varlıklara, özellikle insan varlığının böyle bir olgunlaşmasına sebep olan bir yol izlemiştir diyor. Bunlar yani vahidiye, yani bir olma ve birlik ve vahdet, yani dolayısıyla Cenab-ı Hak'tan çıkan bu şeyler hiçbirisi ayrı varlıklar değildir. Bunlar aynı varlıklardır. Vahdet, çokluk ve yönler olmaması cihetinden ahadiyet, gerçekler bakımından da vahidiyettir diye bir değerlendirmede bulunuyor. Bunlar biraz daha tabii şunu da söylüyor. Vahidiyet, ahadiyete nispeten dışın içe nispeti gibidir. Ya da zahirin batına nispeti gibidir. Gibi bir takım başka türlü, yani yine tasavvufi değerlendirmeleri var. Şimdi insanın yaratılmasıyla ilgili bir hadis-i kutsi vardır ama bunun çoğu zaman hadisçiler tarafından da tenkit edilmiştir. Ama bu bizim kültürümüzün bir ürünüdür. Mesela bu hadis-i şerif küntü kenzen mahfiyen şeklinde başlayan, hani ben bir hazineydim, bilinmeyi istedim, dolayısıyla işte insanı yarattım derken, işte hadis-i kutsiler biliyorsunuz, lafzını Peygamberimiz söyler, manası Cenab-ı Hakk'a aittir. İşte öyle bir hadis-i kutsiyi kullanır İbnül Arabi. Eserlerin pek çok kere de buna atıflarda bulunur. Bunun anlamına atıflarda bulunur. Onu kullanır. Yani bu çok yanlış bir şey midir? Elbette ki değildir. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Yani ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler, bana kulluk yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Öyleyse bu mevzu veya değil ama böyle bir rivayetle gelen bir bilgi bu ayeti kerimelerin ruhuna aykırı değil. Yani bir kere, şimdi bir de bizde tabii çok şey var, yani işte zaman zaman bu türlü şeyler de oluyor. Yani insanlar kendi şeylerine göre işte 3-5 kitap okudunca hemen ondan sonra hüküm vermek, yargıda bulunmak, böyle bir hevese de maalesef tevessül ediyorlar. Oysa yani biraz düşünmek lazım. Bu binlerce yılın bir araya getirdiği bir kültür, bir gelenek. Bütün bunları da yok saymak, tabii ki yanlışlara herkes karşıdır. Yanlış şeylere, hurafelere hepimiz karşıyız ama bir de işin manevi boyutuyla ilgili kısımlarda bir kere biraz durup teenni etmek lazım, düşünmek lazım. Yani bu şeyin neticesi nedir veya bununla ilgili acaba bizim kendi kültürümüzün dinamikleri neyi söylüyor, onlara bir tekrar atfı nazar etmekte fayda var. Şimdi o bakımdan
Zaman zaman bu türlü tenkitler öyle bir noktalara gidiyor ki neredeyse sahih Buhari'de hadis bırakmıyor adamlar. Yani hiçbirisi doğru değil. İki tane, üç tane hadisin dışında yani Peygamberimizin bütün hayatı biliniyor. Sahabe tarafından büyük bir kısmı kayda alınıyor. 23 senelik bir nübüvvet dönemi var. Yani bunların hepsini kayda almışlar. Şimdi bütün bunları tabii ki şerifin ruhuna aykırı olan şeylere kimse bir şey dediği yok zaten. Ama olan hükmü de ortadan kaldırmak veyahut da sünneti de ortadan kaldırmak o da kimsenin hakkı olmaması lazım herhalde. Şimdi zaman zaman İbnül Arabi'ye yönelik de bir takım tenkitler var. Onun en önemli şeylerden birisi yani onun mezhepsiz bir anlayışa sahip olduğu şeklinde. Oysa imam yani Muhittin İbn Arabi ehli sünnet bir anlayışına ehli sünnet anlayışına sahip. İtikatsız olduğu yönünde söyleyenler var. Çünkü bu türlü suçlamalar çok fazla. Özellikle selefiler tarafından getirilmiş tenkitler var. Bu da doğru değil. Hiç kimsenin itikadını hem reddetmez hem inkar etmez ve onları da hep hürmetle ve saygıyla karşılar. Ve eserlerinde de mesela burada mesela şu Marifet kitabının hemen her tarafında açtığınızda görürsünüz. Daha ilk mesele, ilk sayfada Sübhanallah zikri cemilinin manası hakkında diyor. Onu genişliğine anlatıyor. Tecelli hakkında, hicaplar hakkında bütünüyle manevi bir atmosfer içerisinde bütün eserlerinde bu türlü özellikler hakim. Ona göre yine Allah'ın bir adının tecellisi ve gerçek olduğunu bütün inançtaki zenginliğin farklı şekillerdeki tecellileri olduğunu ifade ediyor. Ve aynı zamanda kendisinin insan-ı kamil olma noktasındaki fikirlerini çeşitli vesilelerle ifade ediyor. Şimdi biraz da isterseniz insandan bahsedelim ama ona da geçmeden önce yine bir iki temel fikrine işaret edelim. Şimdi insanın dünyaya gelmesi, kemal derecesine ulaşması bir takım yolculuklar şeklinde gerçekleşmiştir diyor İbnül Arabi. Bu yolculuklar teferruat bakımından sayısız ise de üç temel özellik taşır. Birincisi ilk yolculuk, insanın ilk yolculuğu Allah'tan yolculuktur. Yani bu dünyaya geliş. İkinci yolculuk diyor, Allah'a yolculuktur. Üçüncü yolculuk, Allah'ta yolculuktur. Şimdi bu ilk ikisinin sınırlı olduğunu, sonlu olduğunu söylüyor. Ama üçüncü yolculuğun sonu yoktur diyor. Yani Allah'ta yolculuğun sonu yoktur. Şimdi dolayısıyla bu mertebeye, yani üçüncü mertebeye, yine kendi ifadesine göre herkes ulaşamaz. Bu mertebedeki yolcu yalnız adalet, doğruluk, iffet ve bunun gibi özelliklerle hareket eder, davranışta bulunur. Şeriatın emirlerinden sadece farz olanları ve onunla beraber yapılması gerekenleri yerine getirir. Dıştan halk ile beraberdir, içtense Allah'la beraberdir. Ve insanları işte buradan hareketle söyleyecek olursak ikiye ayırır. Şimdi burada özellikle insan konusunda ki bu bölümlemesi hakikaten dikkat çekicidir. Şöyle bir ifadesi var. Birincisi hayvan insan diyor. Canlı olarak normal, diğer canlılar gibi bir insan.
yani diğer canlılar gibi ama insan. Bir diğeri de kamil insan. Onun ısrarla üzerinde durduğu, dikkat çektiği esas insan, kamil insan. Şimdi bu hayvan canlı insan dediği insan ona göre herhangi bir sorumluluk olmaksızın kendi tabiatına göre hareket eder. Yine bu insan insan-ı kamile benzerdir şeklen. Fakat nasıl diyor yine kendi ifadesi maymun bir takım davranışlarıyla insana benziyorsa onunki de bu insan-ı kamile benzemesi aynen bu şekildedir. İnsan-ı kamille bu sadece canlı olan insan arasındaki birbirine tam zıt farklar vardır. Kamil insan nefsiyle Allah'ı bilirken bu diğer insan aklı kullanarak ancak Allah'a ulaşabilir. Yani bu ifadeler biraz daha farklı gelebilir hepimize. Dolayısıyla aklı kullan eğer o canlı sadece olan ve şekli insan olan eğer aklını iyi kullanırsa diğerine mana aleminde verilmiş olan Allah'ı bilme, tanıma, kainatı bilme, tanıma behresini ancak aklıyla uğraşarak çok uzun çabalarla elde edebilir ve ulaşabilir. Ama beriki öyle değil. Yani çünkü Cenab-ı Hakk'ın ona verdiği bir lütuf vardır. O lütuf sayesinde onu bu manada elde eder diyor. Diğer taraftan İnsan-ı kamil diğer insanların sahip olduğu beslenme şeklinden farklı şekilde beslenir. Yani onun beslenmesi daha çok esasında manevi beslenmedir diyor. Yani rızkı sadece diğer canlıların ortak olduğu beslenmeyle sınırlı değildir. Bu rızık onun manevi gıdasını temin eden rızıktır. Onda esas olan budur diyor. Yine gerçek insanda bu insanı kamil olan insandır. Ve Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki halifesi olan insan, insanı kamildir. Diğeri değildir. Yine onun kendisine göre yaptığı tasnifte. Bütün insan için vaki olan, olağanüstü sıfatlar insan-ı kamil için geçerlidir. Ve dolayısıyla Allah görünür suretini alemin hakikatlerinden ve suretlerinden görünmeyen suretini ise kendi suretine göre var etti. İşte o insan-ı kamildir diyor. Hak karşısında insan göz için görmeyi sağlayan göz bebeği gibidir. Bu nedenle insan diye isimlendirilmiştir. Çünkü Allah onun vasıtasıyla yaratılana bakar ve onlara merhamet eder. Alemde insan, yani bu insan-ı kamil, yüzükteki kaş gibidir. Kaş, padişahın hazinelerine vurduğu mühür ve nişandır. Allah insanı bu nedenle halife diye isimlendirildi. Mühür, hazineleri nasıl korunursa, Allah da insan vasıtasıyla alemi korur. Dolayısıyla İbnü'l Arabi'ye göre insan-ı kamil, kainatta Allah'ı temsil ettiğini ve Allah'ın kainat içindekilerle ilişkisini insan aracılığıyla kurduğunu, bunun sebebinin de insanın yeryüzündeki Allah'ın halifesi olmasıyla sağlandığını ifade ediyor. Şimdi şöyle diyor, diyor ki Cenab-ı Hak bütün yarattıkları içerisinde insanı özel yaratmış. Diğer yarattıklarında olmayan özelliklerle onu donatmış. Onu kendine bu evrende halife yapmış. Bunun farkında olan, gereğini yerine getirene de İbnü'l Arabi insanı kamil demiş. Halifetullah olan insanı kamil Allah'ı zahiren ve batınan ve sureten ve manen ve menzileten hakkıyla takdir edendir diyor. İnsan-ı kamil Allah'ı bilmek ve onu sürekli müşahede etmek yönüyle varlıkların en kamilidir. Bu
Buna göre insan-ı kamilin en mümeyyiz vasfı onun Allah'ı bilmesi ve onu sürekli müşahede etmesidir. Bu dünyadaki gelmiş geçmiş insanlar arasındaki en kamil insanın Hazreti Muhammed Aleyhisselam olduğunu söylüyor. O da ayrıca onun üzerinde durduğu bir başka konu. Şimdi İbnül Arabi'ye göre şey konusunda yine tasavvufi insanın bu insanı kamil olma yolunda dört şartta insanın riayet ederek bu yolda ilerleyebileceğini söylüyor. Bunların birincisi sessizlik, yani konuşmamak. Yani birinci aşamada insanı kamil olma yolunda salikin bir sufi olarak buna riayet etmesi gerektiğini söylüyor. İkincisi uzlet diyor. Uzlet, insanlardan uzaklaşmak. Yani bir takım beşeri münasebetlerden, beşeri bir takım ve insanı Allah'la beraber olmaktan alıkoyan bir takım davranışlardan uzaklaşmak. Üçüncüsü açlık, dördüncüsü uykusuzluk. Bunlara riayet eden insanın gönlünde ilahi vergi olan sevgi ve muhabbet uyanır diyor. Dolayısıyla bu Allah aşkının ruha ait bir duygu olduğunu aynı zamanda ifade ediyor. İnsanı Allah'a götüren en kuvvetli duygunun Allah'a karşı duyulan sevgi olduğunu ifade ediyor. Nihayet İbnül Arabi'nin insanları aynı zamanda avam ve havas diye ikiye ayırdığı da yine kendi eserlerinde yer alır. Diğer pek çok konuyla ilgili de yani kainatın yaratılmasıyla ilgili, ahiretin varlığıyla ilgili, rüyalarla ilgili, istihareyle ilgili ve benzeri pek çok konularla ilgili yine önemli fikirleri var. Fakat en nihayet şunu söyleyelim, eserlerinin Türkçe'ye çevrilmesi, Osmanlı Türkçesine çevrilmesinin İslam dünyasında ve özellikle Osmanlı'da büyük etki yaptığı, medreselerde bu eserlerin okutulduğu, ilk İbnül Arabi Şarihi'nin Davud-u Kayseri olduğu, Davud-u Kayseri'nin bilen arkadaşlarımız hatırlar, ilk Osmanlı müderrisi olduğunu hemen hatırlayalım. Bir diğerinin Kutbettin İznikî'nin 1480 yılında yine İbnül Arabi'nin eserlerini çevirdiği ifade edilir. Daha sonra İsmail Ankarabi, Sarı Abdullah Efendi gibi Osmanlı bilginleri hem vahdet-i vücut anlayışını Osmanlı'da yaygınlaştırmaya gayret göstermişler, hem de Şeyh-i Ekber'in eserlerini çeşitli şekillerde çoğalmasını, nüshalarının çoğalmasına vesile olmuşlardır. Şunu söyleyerek bu sohbeti tamamlayalım, hem de namaz vaktimiz geçiyor. İbn Arabi kendi döneminde, kendi yaşadığı dönemde bugün bilinenlerin aksine geçerli olan İslam anlayışına ve Ehl-i Sünnet'e bağlılığını Futuhat'ın o 36 cilt olan eserin çeşitli yerlerinde çeşitli kereler anlatıyor. O bakımdan bu konuda ona atfedilen pek çok şeyin, bugün olumsuz manada söylenen pek çok şeyin yanlış olduğunu ben ifade etmek isterim. Sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olun.